Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine çok çok kaliteli bir videoyla sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayız. Bu videomuzda arkadaşlar bizlere İdil arkadaşımız eşlik edecek. İdil arkadaşımız Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuyor. Bu videoda bize hem bölümüyle alakalı, hem üniversitesiyle alakalı, hem şehriyle alakalı, yaşadığı yerle alakalı bize bilgiler verecek. Ve bu bölümü yazmak isteyene de, bu şehre gelmek isteyene de güzel açıklayıcı bir video yapmış olacağız. Çok da faydamız olacak. Tekrardan hoş geldin İdil. Merhabalar, hoş buldum. Hoş geldin. Şimdi bölümün zor mu? İlk önce oradan başlamak istiyorum. Bölümün, psikoloji evet zor bir bölüm. Yani her bölümün kendi içine zorlukları var. Ama psikolojinin özel olarak benim belirtmek istediğim bir zorluğu var. Çok okuma gerektiriyor. Yani. Eğer arkadaşlarımız çok okumayı seviyorlarsa, araştırmayı, derinlemesine düşünmeyi seviyorlarsa bu bölüm onlar için biçilmiş kaftan. Ama eğer diyorlarsa ki yok benim o taraklarda bezim yok. Yani çok bulaşmasınlar. Hiçbir şekilde. Peki derslerin neler? Hani psikoloji az çok hepimizin bir fikri var ama hangi dersleri görüyorsunuz? Şimdi psikoloji alan olarak aslında çok zaten farklı dersleri var. Ama hani genele bakarsak sosyoloji, felsefe, hesaplama, istatistik, matematik ya bu gibi dersler yer alıyor içinde. İşte biyoloji, sosyal psikoloji daha sonra dallara ayrılarak gidiyor. Var mı senin hedefin yani böyle? Ya birkaç şöyle, farklı psikolojide bölüm olduğunu, o konu üzerinde uzmanlaştığınızı bilmekteyiz. Onlardan bahsedersen. Şimdi psikoloji kendi alanında 53 ayrı farklı dala ayrılıyor. Ama yani çoğu zaman da bu psikolog adaylarının seçimi ya psikolojide sınırlı kalıyorlar ya da klinik psikolojiye yöneliyorlar. Burada da işte klinik olarak, doktor olarak çalışıyorlar. Sen klinik olarak mı evet, çalışıyorsun? Evet, benim hedefim klinik. Zaten İdil bizim kendi öğrencimizdi zaten. Yaklaşık olarak 3 sene kadar, 2 sene kadar birlikte hazırlanma fırsatı bulmuştuk İdil'le 11. sınıftan beri. İdil zaten sen başladığından beri psikoloji dedi. Psikoloji hallettim ve en sonunda da psikolojiyi kazanarak istediğin yere zaten girdin. Peki birazcık da bize böyle şöyle üniversiteden bir bahset bakalım. Yaşar Üniversitesi nasıl bir üniversite? İmkanları nasıl? Sosyal alanları nasıl? Kampüsü nasıl? Güzel bir şekilde bizlere onlardan bir bahsedebilir misin? Tabii ki. Şimdi öncelikle Yaşar Üniversitesi kampüs olarak biraz küçük bir kampüs diğer üniversitelere kıyasladığımızda. Ama kampüsünde imkanlar çok fazla. Mesela yemekhanemiz, onun dışında spor salonu, onlarımız, kendi sineması var içinde. Onun dışında kulüplerinden bahsedebilirim. Size çok güzel kulüpleri var. Ben de psikoloji kulübüne üyeyim. Yani sosyal imkanları çok çok gelişmiş bir üniversite. Yani o yüzden on numara beş. Yer olarak nerede kalıyor? Nerede şu yer olarak kampüsü? İzmir'in göbeğinde, İzmir, Bornova'da ulaşım çok kolay. Evet. Önünde zaten metro bırakıyor, metro alıyor. Çok kolay. Bence ulaşım de rahatlığı var. Peki oraya gelecek öğrenciler için kalacak yer, ev veya yurt olanakları nelerdir? İzmir zaten yurt olanakları olsun, ev olanakları olsun gelişmiş bir semtimiz. Ama ev fiyatları birazcık yüksek. Özellikle okul bölgelerinde, üniversite bölgelerinde fiyatlar biraz yüksek evet, olabilir. Doğru oluyor. Biraz uçmuş olabilir. Yani evet. Bir de öğrenci oldu mu biliyoruz yani bir tık daha fazla verdikleri için. Aynen. Özel yurtlar mevcuttur yine üniversitenin evet, çevresinde. KYK var mıdır? KYK, yakın. Tabii yakın KYK da var. Üniversitenin kendi yurtları da var. Çok güzel. Çok güzel. Onlar da düşünülebilir. Güzel. Yani İT'nin gibi kendi kampüsünün içerisinde kendi yurtları da var. Kampüse yakın. Yakın, sizinki yakın. Bayağı başarılı. Peki birazcık da şöyle mezun olduktan sonra gelelim. Tamam sen klinik psikolojiyi istiyorsun. Mezun olduktan sonra ne gibi iş alanları var? Devlete girebiliyor musun? Özelde kendi iş imkanlarını nasıl açacaksın? Yani açacak mısın veya başka özel yerlere mi başvuracaksın? Stajlarım ne gibi var iş imkanları var? Zorunlu bir yıl stajın var. Aynen, stajın var mı? Şimdi Yaşar Üniversitesi staj olarak aslında size diyor ki isterseniz birinci sınıftan başlayın. Hani istediğiniz zaman staj yapabilirsiniz diyor. Onun dışında tabii ki zorunlu her üniversitede olduğu gibi zorunlu stajımız var. İki ay ile üç ay arasında değişiyor. Tabii bu bölüm bitirince daha büyük ihtimalle vardır. Ben henüz o kadar hakim değilim konuya. İş imkanlarını araştırdın mı? Nerelerde çalışabiliyorsun? Devlette çalışabiliyoruz. Onun çok dışında güzel. Özellerde çalışabiliyoruz. Devlete girmek için KPSS'ye gerekiyor. KPSS mutlaka. KPSS şart. Evet. Hastanelerde, sosyal hizmet kurumlarında çalışabiliyor evet. Psikologlar. İş alanları gerçekten çok fazla. Yani çok psikolojinin fazla. Gerçekten fazla. Tabii ki danışmanlık firmalarında, ondan sonra reklamcılık firmalarında, rehabilitasyon merkezlerinde,
çocuk bakım evlerinde her türlü iş bulabiliyoruz. Huzur evlerinde. Tabii ki, tabii çok ki. Çok rahat. Onu da söylemeden geçmeyelim. Tabii ki. Aynen. Peki para skalası nasıl? Hadi birazcık da onlardan. Şimdi öğrencilerin para çok önemli. Yani mesleği yapıyorsun. Ne için yapıyorsun? Para için evet. yapıyorsun. Birazcık da parasından bahsedelim. Sen akıllı bir öğrenciydin zaten. Araştırmışsındır mutlaka. Nedir? Para skalası nasıl oluyor? Şimdi devlette para 4500'den başlıyor. Özel sektörde eğer kendini gerçekten geliştirmiş bir psikologsa bu karşındaki kişi 15 bin liraya kadar aylık maaş. Üst limiti maaş. Ben üst limiti düşünemiyorum gerçekten. İyi bir psikolog. Üst limiti yok. Bunun yani, üst limiti yok. Bir de bunu pek çok farklı psikologun birleştirerek açtığı klinikler var. Evet. Bunlarda üst limit çok 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 evet, yükselebiliyor. Kesinlikle. Yani fazla psikoloji yani, okuyanlara aynen. Çıktım, devlete girdim. 4500 lirayla başlıyor. Evet. Onun üzerine kendi kabiliyeti ve geliştirdiği kadarıyla artarak gidebiliyor. Çok güzel. Peki tercihlerde nelere dikkat ettin tercihlerini yaparken? Psikolojiyi zaten söylemiştim, isteyerek yazdın ama başka bölüm istiyor muydun altında böyle, yoksa direkt psikoloji olarak mı? Şöyle, psikoloji benim dediğiniz gibi 11. Evet. sınıftan beri ilk evet, ve tek tercihimdi. Hatırlıyorum. Hani çok istiyordum bu bölümü, zaten hocam sizin sayenizde evet. bu bölümü kazandım. Yok, hep birlikte. Sadece bizim sayemizde değil, sen de gerçekten çok büyük çalışma, gayret gösterdin. Teşekkür ederim. Onun dışında evet, psikoloji benim hedefimdi, ilk tercihimdi. Psikolojinin altına hobi olarak iç mimarlık yazdım. Evet. Çünkü yani çizim evet, yapmayı seviyorum. Mimarlık lafı da var. Evet. Ama yani tek bir şey hedefim, benim ana hedefim psikolojiydi. Evet, bunda kazandım. Çizimlerin güzel çizimlerin vardı, öyle hatırlıyorum. Evet. Yani iç mimarlık ondan dolayı uzak bir bölüm evet, değildi. Evet. Ama psikolojinin geleceğini de biliyorduk tercihleri yaptığımızda. Evet. Güzel de hedefi belli. O doğrultuda çalışıp hedefine ulaşmış bir öğrencimiz karşımızda. Günde kaç saat okuyorsun onu da bir söyleyelim de yani kendini geliştirebilmek için. Şimdi o açıkçası dersine göre değişiyor. Mesela biyoloji dersinde yaptığımız okumalar 2 saati buluyordu gün içinde. O sınavlardan geçebilmek için. Ama onun dışında felsefe yani haftada 15 saat kitap okuduğum zamanları da biliyorum böyle. Evet. Her gün böyle günlere ayırıp. Ama sana çok büyük katkısı olacağını biliyorsun. Kesinlikle bunların. Öyle. Çok, yani. Var mı hocam başka bir bizi izleyen, psikoloji yazmayı düşünen öğrencilere tavsiye eder misin, önerir misin? Psikoloji bölüm olarak harika bir bölüm. Ama dediğim gibi hani bunun bazı pürüzleri var. İşte birincisi kitap okumak. Çok kitap okuyor olmak gerekiyor. Derin düşünmeyi sevmek gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Onun dışında mesela istatistik dersinde sayıları iddialayabilmek gerekiyor. Çünkü pek çok senin, veri çıkıyor senin karşına ve bunları kavrayabilecek yetiye sahip olman gerekiyor. Ve bunlar bahsettiğim işte 150 veri değil, 10.000 tane veri çıkarabiliyorlar karşına. O yüzden biraz sabır gerekiyor psikoloji bölümünde. İstatistik dediğimizde de orada matematiğin önemi çok fazla. Ama senin matematiğin iyiydi. Matematiğin de fena değildi. Yani. Olduğu kadar diyebilirim. Kaç aldın matematikten? 100. Vallahi İdil'cim gerçekten çok açıklayıcı bir video oldu. Yani bölümün hakkında da gayet açıklayıcı oldu. Üniversitenin hakkında da iyi bir açıklayıcı video oldu. Yani rahatlıkla Yaşar Üniversitesi'ne dışarıdan gelebilirler. Kesinlikle. İzmir zaten üniversite için okunabilecek bence en güzel şehirlerin başında geliyor. Kesinlikle. İzmir'i de kesinlikle öneriyoruz. Ev tutma veya işte yurtlara çıkma konusunda da bayağı başarılı bir şehrimiz. Bence kesinlikle yazmak isteyen varsa rahatlıkla yazabilirler diyoruz Yaşar Psikoloji. Üniversite için güzel bir şehir İzmir. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani. Tekrardan teşekkür ediyoruz İzleyicim videomuza geldiğin için. İnşallah dediğimiz gibi ileride de böyle güzel meslek sahibi olduğun zaman seninle güzel bir video daha çekimi yaparız. O zaman da atarız. O zamana kadar kanalımız da büyür. Daha da iyi yerlere geliriz. İnşallah, tamam. İnşallah. Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımızdan bizleri takip edebilirler. Instagram'da da bayağı bir büyümeye başladık. 15 binlere 20 binlere yaklaşmaya başladık. Oradan günlük soru paylaşımları da yapıyoruz. Bölüm tanıtımlarını artık oraya atıyoruz. Bence çok çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra artık bir sonraki videoda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi günler.